günler beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler beyefendi. Ben kanalınızla ilgili bir şikayette bulunacaktım da onunla ilgili aramıştım sizleri. Tabii ki buyurun beyefendi. Ben yaklaşık 6 sezondan beri Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın hiçbir bölümünü kaçırmamış, internetten de bölümlerini defalarca tekrar tekrar seyretmiş olan bir seyirciyim. Yaklaşık 1,5 hafta önce 200. bölümün fragmanını defalarca günlerce yayınlayıp daha sonra salı akşamı her zamanki gibi klasikleşen saat 8'de ATV'yi açtığımızda Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz yerine Baba Parası diye bir filmle karşılaştık. Akabinde internetten bazı şeyler duyduk, gördük vesaire ama bununla ilgili ATV'den hala resmi bir açıklama gelmedi. İnsanları salak yerine koyar gibi bizi 4 ay boyunca dizinin çekilmesi için yaz tatilinde beklettiler. Daha sonra fragmanı yayınladılar ve sonra dizi saati geldiğinde bir saçma sapan bir şeyle karşılaştık. Yani siz kanal olarak biz sizi tüketici haklarına ya da insan hakları mahkemesine kadar şikayet etmememiz için. Sonuçta biz izleyiciyiz. Bizler sizi izlediğimiz sürece siz orada varsınız. Doğrudur değil mi? Ama spor kanalınız ama haber kanalınız olsun. Bizler sizi takip ettiğimiz sürece programlarınız reyting aldığı sürece siz oralarda varsınız. Ve Türkiye'de bu kadar sevilen bir dizi neden insanlara tek satır bir açıklama yapılmadan yayından kaldırıldı? Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Bilgilendirme yapılacak beyefendi ama şu anda tarih olarak bir şey diyemiyoruz maalesef. Bilgilendirme yapılacak. Peki ne zaman bilgilendirme yapılacak? Böyle haftalarca geçtikten sonra mı? Yani insanları salak yerine Tarih konduk. belirtemiyoruz. Yani insanları salak yerine koyduktan sonra mı? Estağfurullah beyefendi. Şu an Ama sizin yaptığınız o yani kardeşim ben şimdi sana desem ki ATV size bir haber vereceğim ya da şöyle yapacağım böyle yapacağım bunu deyip sonra size buluşma günü geldiğinde ya ben bunu yapamıyorum desem ne yaparsınız? Efendim anlıyorum. Kendinizi Yani aldatılmış. şimdi maalesef bizim elimizde olmayan bir şey beyefendi. Bu gerekli bilgilendirme yapılacak daha sonrası için. Ne zaman yapılacak mesela? Süre olarak bilemiyoruz beyefendi maalesef. Peki bunu bilecek bizim bu konuda bir şey duymak istiyoruz biz izleyici olarak. Yoksa internette çok büyük kampanyalar başlatacağız. Hatta ben yani etrafımda şu an gördüğüm herkesi örgütlüyorum. ATV'yi uydu kanal listesinden silmesi için de herkesi örgütlüyorum. Beyefendi dediğim gibi şu an için maalesef yapılabilecek herhangi bir işlem yok. Şu an için beklememiz gerekiyor maalesef. Açıklama yapılması için. Başka bir işlem yapılamıyor maalesef şu an için. Peki o zaman ben dediğim gibi gerek yani şu artık devir internet devri. Biliyorsunuz sosyal medyada insanlar örgütlendiği zaman nelerin ne kadar büyük derecede başarabildiklerini siz bir yapımcı olarak yani bir televizyon çalışanı olarak bizden çok çok daha iyi biliyor olmalısınız. Ben şahsım adına etrafımdaki herkesi örgütlüyorum ve ATV hakkında da müthiş bir karalama kampanyası başlattım. Uydumdaki yayından da siliyorum çünkü siz seyircinize, izleyicinize önem vermeyen, onun duygu ve düşüncelerini önemsemeyen tamamen artık hükümet yanlısı bir kanal olmuşsunuz. Beyefendi bunun hükümetle ne alakası var? Beyefendi onu anlayamadım. Bunun hükümetle ne alakası olduğunu senin o yetkililerin açıklama yapacak ya. İşte sen yetkililerin açıklama yapmadan ben yapayım. Çünkü dizinizdeki bazı oyuncuların, başta Uğur Yücel olmak üzere bazı sol görüşlü oyuncuların bu dizide oynamasını, bu dizinin yayınlanmasını istemediniz. Fakat hiçbir televizyon kanalı ki siz devlet kanalı değilsiniz. Sizin işiniz siyaset yapmak değil. Sizin işiniz seyirciye, izleyiciye kaliteli, düzgün, Türk ahlak ve ilkelerine uygun, çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkilemeyecek yayınlar yayınlamak. Doğru mu? Ama bu gündüz kadın kuşağı olabilir, spor programları olabilir, belgesel programları olabilir, haber programları olabilir, yapmış olduğunuz diziler olabilir. Ama siz kanalınızın en çok para kazandıran, en çok reyting toplayan, en uzun süredir devam eden projesini insanların tepkilerinin ne olacağını hiç düşünmeden bu hafta Salı günü yine bakıyorum ben kanal internetten yayın listenizi. Yine Eşkıya Dünya Hükümler Olmaz yok. Ya ama bununla ilgili bir açıklama yapması gerekmez mi? Sayın izleyicimiz şu 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 da nedenden dolayı Eşkıya Dünya Hükümler Olmaz'a 2 ay ara verilmiştir. Ya da proje sonlandırılmıştır. Yani bunu söylemek çok zor bir şey olmasa gerek. Haklısınız beyefendi. Talebinizi iletirim tabii ki. Ama bizim şu an için bizlere ulaşan bilgi de bu yönde. İlgilendirme yapılacağına dair ama ne zaman süre olarak bilemiyoruz maalesef. Yani ben sizde bu yapmış olduğum görüntülü ses görüntü bu konuşmayı da görüntülü bir şekilde kaydettim. Bunu da internette yayınlayacağım.
Çünkü siz hala aynı şekilde, yani siz orada bir çalışansınız. Sözüm kesinlikle size değil. Siz ne kadar size bilgi verirlerse o kadar, ama Turkuaz Medya Grubu olarak elimden geldiğince bütün sosyal medyada örgütleneceğim. Ta ki siz bir bu konuda açıklamayı en kısa sürede, bir yani ben yarına kadar, yarın akşama kadar bu konuda bir açıklama bekliyoruz biz izleyici olarak. Açıklama yapmadığınız sürece de kendi kanalımdan ATV, A Haber, A Spor, A ile ilgili ne varsa A2 bütün kanallarınızı sileceğim. Herkesi de bu konuda örgütleyeceğim. Sesimi de ne kadar insana ulaştırırsam ATV'nin izlenmemesi için, daha büyük bir zarar kaybına uğraması için kendi şahsım adına elimden geleni yapacağımı size sözünü verebilirim. Anlıyorum diyorsun. Tabii talebini diletecektir. Yani orada Tabii ben yarın eminim ki yapmak kimseye iletilmeyecek. Ben kapattıktan sonra da sadece diyeceksiniz ki telefonu, birisi aradı, saydı, 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 kapattı diyeceksiniz. Ama zaten fark görüşler ettiyseniz, kayıt altında zaten değil ama mi? farkındaysanız yaklaşık 6 dakikadan beri hiçbir ağzımdan terbiyesiz, kötü, ahlak dışı bir kelime çıkmadı. Mantıksız bir kelime de çıkmadı. Sadece iyi bir dizinizin iyi bir izleyicisi olarak kendimizi kandırılmış hissediyoruz. Bu konuda da artık biz de ATV'ye, yani siz nasıl eşkıya ekibine bu şekilde bir manipülasyon uyguluyorsanız, ben de ATV'ye gerekli manipülasyonu uygulamak için elimden gelen her şeyi yapacağım beyefendi. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.